Herkese merhaba. Bu videomda sizlere bilgisayar üzerinden EBA canlı ders kaydının nasıl yapılacağını anlatacağım. Ee, önceki videomda biliyorsunuz, tabletten ve telefondan EBA canlı ders kaydının nasıl yapıldığını anlatmıştım. Hatta orada bilgisayar üzerinden e, EBA'daki ders saatleri ile Zoom'daki ders saatlerinin birbirine uymadığını ve bilgisayardan bunun ayarlanamadığını belirtmiştim. Bunun bir yolu varmış. Onu biz de öğrendik. Ve şimdi aynı zamanda bu saat ayarlamasının nasıl yapıldığında sizlere anlatmak istiyorum. Ama tabii ki ben sizlere hiç Zoom indirmemiş gibi düşünerek ilk önce Zoom'u nasıl indireceğimizi göstereceğim. Evet, isterseniz önce Zoom'un nasıl indirileceğini göstererek başlayalım. Zoom indir yazıyoruz. Evet, hemen bu görmüş olduğunuz ilk sıradaki Zoom client for Meetings adlı programı download deyip indiriyoruz. Tabii ki ben önceden daha önceden kurmuştum. O yüzden biz şimdi hemen EBA'ya giriş yapalım. EBA öğretmen girişi yapıyoruz. Evet şu anda MEP şifremi unuttum. Bir an en iyisi mi E-Devlet'le gireyim ve Tabii ki bu kısmı es geçiyorum arkadaşlar. TC kimlik numaramı ve e-devlet şifremi girip sisteme giriş dedikten sonra direkt EBA açılacak. Ben bu kısmı atlayacağım tabii ki. Evet EBA'ya girdik. Canlı dersler diyoruz. Harici canlı ders ekle. ben daha önce Türkçe dersinden bir ders eklemiştim. Şu anda onu şu anda onun aynısını tekrar ekleyeyim. Arka taşım Papi İkinci sınıflar okutuyorum ben arkadaşlar. 23'ünü seçeyim. 23 23 8 30 olsun. Veya 23 e, sileceğim zaten bunu denemek için yapıyorum. 13 olsun. Açıklama kısmına isterseniz bir açıklama girebilirsiniz ama ben genelde girmiyorum. Dersimizi seçiyorum. Türkçe. Üniteyi seçebiliriz okuma dinleme neyse ama ben seçmiyorum. Sınıfımı seçiyorum. Şimdi ders linkini ve ders şifresini almak için Zoom programına gidiyoruz. Evet Zoom programına giriş yapmak için ya daha önce e-mail ile oluşturmuş olduğumuz kullanıcı girişi yapacağız. E-mail adresi ve şifremizi girerek giriş yapacağız ya da buradan e, Google girişi, Facebook girişi yaparak da Zoom'a giriş yapabiliriz. Şimdi ben daha önceden oluşturmuş olduğum e-mail ve şifremle giriş yapacağım. Evet, Zoom'a giriş yaptık. Zoom'a girdikten sonra Shadow kısmına tıklıyoruz ve buradan yine ee, Eba'daki konunun adını aynen yazıyoruz arkadaşım Papi tarihi seçiyoruz saatimiz. 12.30 dedik. Evet, hatta ben buradan e, saati değiştireyim. 11.50 yapayım ki e, sanırım Zoom'da 11.50 seçilemiyor. Ona bir bakalım. 11.50'yi direkt seçemeyince buradan nasıl seçeceğimizi göstereyim. Evet. Şimdi burada saati nasıl ayarlıyoruz? Gördüğünüz gibi 11.50 çıkmıyor. 11.45 var, 11.30 var. Ama benim dersim 11.50'de. Şuraya tıklıyoruz ve yazıyoruz. Gördüğünüz gibi 11.50'yi yazdık. Bu kaydettiğimizde 11.50'den başlayacaktır. 30 dakika 11.50'den başlayacaktır. Şimdi devam ediyoruz. Daha önceki videomda belirttiğim gibi Time Zone İstanbul'un özellikle belirtilmesi gerekiyor. Çünkü eğer çok farklı bir saat dilimi seçilirse o saat dilimine göre ders başlar ve sizin beklediğiniz saatten önce ya da sonra dersiniz başlayabilir. Ee, buradan waiting room seçili olursa öğrenciler sizden önce e, sınıfa girer. Yani e, kursa, derse neyse yayın yaptığınız ona başlar. Sizden önce e, sizi beklemeye başlar. Eğer sizden sonra gelmesini istiyorsanız bu işaretli alanı kaldırıyorsunuz. Burada da e, odur kalender seçili. Evet bunun e, seçili kalması gerekiyor. Daha sonra save diyoruz. Ve bunu hemen şuradan pas kodu kopyalıyoruz. CTRL C tuşuyla kopyalıyoruz. Sa sağ tıklama çalışmadığı için. Hemen EBA'ya gidiyoruz ve CTRL V tuşuyla kopyalıyoruz. Yapıştırıyoruz. Tekrar zuma geliyoruz. Şu linki CTRL C tuşuyla kopyalıyoruz. EBA'ya gelip link kısmına CTRL V diyoruz. Türkçemizi seçtik. Dersimizi, şubemizi seçtik. Ders saatimiz 11.50 12.20 Evet. Öğrencileri listele diyoruz. Öğrencilerimiz görünüyor. Ondan sonra canlı dersi gönder diyoruz. Evet, gördüğünüz gibi bu en altta dersimizi kaydettik. Dersimiz Türkçe dersimiz eee 23'ünde 11.50 12.20 arası. Peki bu dersimizi acaba zoom'da 11.50 12.20 arasına mı kaydettik? Bunu nasıl kontrol edeceğiz? Şuradan meetings kısmına tıklıyoruz. Ve bütün derslerimiz toplantılarımız neyse hazırladığımız bu sol tarafta görünüyor. Görüyorsunuz en son hazırladığımız çarşamba günü arkadaşım Papi 11.50 12.20 arasında gördüğünüz gibi Eva ile tam olarak uyumlu hale getirilmiş durumda. Evet arkadaşlar, umarım sizlere faydalı olmuştur. bir sonraki videomuzda görüşmek üzere hoşça kalın.